Şimdi burası şifacı Lokman Hoca'nın çalışma ofisi, evi. Şifa arayanlar, bir nevi koca karı ilacı peşine düşenler kendisine gelip şifa bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bu oyunda bizimle oynamak isteyen iki tane acayip tip adayına ihtiyacım var. Bu acayip tip adaylarının özelliklerini sayıyorum. Keçi kadar inatçı. Birisi şevklendi, keçi kadar inatçı. İyi halay çekebilen. kimi zaman şurasından burasından huylanan. Ve alternatif tıpa inanan. Buyurun, bir, iki. Alayım sizi. Buyurun, sen de böyle alayım abi. İsmin nedir? Özay Çelik. Özay, senin? Serhat Yavuz. İsim ve soy isim, marka gibi değil mi? Serhat Yavuz diye. Özay ve Serhat, sizi şimdi tipsel dönüşüm ünitesine gönderiyorum. Bu görmüş olduğunuz yer bir tiptirici. Bu tiptiriciden kendileriyle vedalaşacağız ve acayip tip olarak oyuna geri gelecekler ve acayip tip adaylarım gitsin. Perde kapandığı anda bir şeyler oluyor değil mi? Şimdi bana DM'den yürümeniz için anahtar söylüyorum. Nedir? Bildiğim en iyi koca karı ilacı 3. Herkesin bir bildiği koca karı ilacı vardır değil mi? Onları benimle paylaşmanızı istiyorum. Oyun esnasında iyi seyirler. Buyurun. Evet. Böbrek taşı tedavisi. Hastaya 2 ton su basılacak. Evet. Hayri! Varanın başında bekle oğlum. Bana bak, hastaya 2 ton su basacağız. Allah göstermesin, bir damla fazla basarsa mahveder. Anında böbrekleri ağzından fırlar, bağırsakları kalbine donanır, telef olur gidersin ha, tamam mı? Hazır mısın? Hayri, aç varayı! Güzel, tamam. Şöyle kaldır bakalım kolunu. Her tarafında olsun. Tamam mı? Al öyle. Tamam. Yok. Tamam. Güzel, buralar doldu. Biraz da şuraları alalım. Tamam, yok bir şey. Ama... Tamam, tamam. Dur. Hayri! Bak, 2 tona yaklaşıyoruz. Birazdan işaret vereceğim. Kapatacaksın manayı, tamam mı oğlum? Orada bekle. Hayri, kapat! Çabuk kapat Hayri! Allah göstermesin, az daha bir damla fazla kaçıyoruz. Çıkar bakayım ağzını. Çıkar. Çıkar. Hop, tamam. Kal öyle, kal. Kıprama, fazla seri hareketler yok, tamam mı? Şimdi beni iyi dinle. Bu şekilde 5 gün geçeceksin, tamam mı? Yeme, içme, tuvalete çıkma, hepsi yasak. 5. günün sonunda suyun kaldırma kuvvetine dayanamayan taşlar böbreklerinden yukarıya doğru çıkmaya başlayacak, tamam mı? Sonra bana geleceksin, senin baraj kapaklarını bizzat kendim açacağım. Taş, çakıl, kiremit, pet şişe, ne var ne yok hepsini çıkaracağım. Anlaştık mı? Tamam mı? Hadi bakayım göreceğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, hadi bakalım. Kılık kılık, hadi bakayım. Bana bak, tuvalete çıkmak yasak. Çiş yok, ona göre 5 gün böyle geleceksin. Hadi bakayım, hadi. Hadi. Ana! 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 İnim! 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 Galip! Aşağı köyden Galip! Ne oldu oğlum? Saplaması kırılmış, kamyon gibi yan yan girdim içeri. He? Neyin var senin? Gel bakayım şuraya sen, gel. Geç uzan bakayım şuraya, geç. Kitlendin mi oğlum sen? Gel bakalım. Şöyle yüz üstü yat, yüz üstü. Yüz üstü. Oğlum, yüz üstü yat. Yok bir şey. Tamam, kal öyle. Kal, kıprama. Oğlum, senin bu akşam düğünün yok mu lan? Burada ne işin var? Var hocam, var.
Kız evine gittim hocam. Çeyiz sandığını ama... Sandığın üstüne bir tane çocuğu oturtmuşlar. Bana böyle bakıyor çocuk. Benden bahşiş dileniyor hocam. Ya bütün gün zaten o kadar parçalandım dedim. Çocuğa da bahşiş vermeyeyim dedim. Şöyle bir cevallik yapayım. Çeyiz sandığıyla çocuğu beraber bir kaldırayım dedim hocam. Tam böyle kaldıracakken tırak diye kilitledim kaldım hocam. Evet, şimdi şu olayı kalem kalem gidelim. Şimdi senin bu akşam düğünün var. Bu demek oluyor ki dün akşam da kına vardı. Galip, sen düğünle kına arası yaramazlık mı yaptın lan? Yok hocam yapmadım. Doğru söyle, yaptın mı? Yok hocam yapmadım. Doğru söyle. Hocam yapmadım, yapmadım. Hocam yapmadım. Doğru söyle, yaptım. Oğlum hocana söyle, yaptın sen. Hocam yapmadım ya. Yaptın mı? Doğru söyle lan, yaptım yapmadım. Hocam iki gözüm kör olsun ki yapmadım ya. Büyük yemin ettim. Çok şaibeli tavırlarım var ama sana inanmayı tercih ettim. Pekala. Hiç vakit kaybetmeden senin belinden bir film çekelim, tamam mı? Bakalım oradaki yıkımın boyutunu öğrenelim, tamam mı? Tamam hocam. Ay. Dur bakalım. Hadi sen belini sıyır, ben şu filmi bulayım. Hey. Tamam, ay. Gel bakalım, çevir. Allah Allah. Oğlum seri ol diyorum sana. Ale! Geç hocam, şöyle, geç hocam. Öyle. Al. Geç bakalım şimdi ya. Hadi. Geç bakalım. Allah. Tamam. Ale! Hocam. Dur bakalım. Dön şöyle, dön. Döndüm hocam. Önce şu kan dolaşımını bir hızlandırayım ki. Tamam. Filmde her şey net çıksın. Tamam, tamam mı? Hocam. Al öyle. Tamam. Al öyle. Tamam. Burası mı? Evet. Ana! Şurası hocam. Mı? Ana! Adam. Anam, anam, anam. Hocam, hocam. Oh! Ah hey! İyi. Ana! Bende ne işi varsa. Yedeyle devam edeceğim. Çünkü yarım kaldı, çıktı. Alo! Hocam, ana. Ana. Ana, hocam. Alo, hocam, hocam. Tamam, tamam, yeter bu kadar. Kan dolaşımı. Ana. Kan dolaşımını hızlandırın. Dön bakalım. Tamam, yok bir şey. Hocam, akşam düğüne yetiştir hocam. Böyle bedava düğüne yetişebiliyor musun? Kal öyle. Şimdi dön şöyle, he. Kal öyle. Döndüm hocam. Kal, 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 kal. Evet. Şimdi burada her şey çıkacak, tamam mı? Tamam hocam. Kal öyle, kıprama. Sakın kıprama bak, tamam mı? Tamam. Düş diye çıkacağım, haberin olsun, tamam mı? Tamam hocam. Evet. Bir. İki. Üç. Alo! Vay babağın yemine. Ne çıktı? Fıtık çıktı. Fıtık mı? Çıktığı yetmezmiş gibi bir de karaciğerine sıçramış. Hocam. Hocam ne olacak şimdi hocam? Yapacak hiçbir şey yok. Gel bir. Ya hocam ya. Ben akşam düğünümde alay çekemeyecek miyim hocam? Anam. Hocam. Ben bu riski göze alamam. Karaciğere sıçramış. Git ben bakamam ona. Git. Hocam ben riskteyim. Ne varsa alırım hocam. Lütfen ya. Ya bak Galip, sen bu riski alsan da zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Zaten düğün üstü var. Git yoluna oğlum. Hocam olsun ya. Düğünde ne takılırsa hepsini veririm. Ne olacak ki? Allah kahretsin. Dört tane bilezik, üç tane sete yapılacak işlemler mi bunlar ya? Hocam lütfen ya. Ya yemin ediyorum bak ya. Astarı yüzünden pahalıya geliyor bu işlemlerin ha. Hocam lütfen hocam. Zaten bu kocanızın iyi niyetini hep istismar ettiniz. Ben de zaten içimdeki kedi mahvetti gitti ya. Ama akşam halay çekeceğim hocam ya. Sana çok özel bir tedavi uygulayacağım. Nedir hocam o? Emcüklü sülük tedavisi. Emcüklü sülük tedavisi mi? Evet galiba. Sülüklerden aldığımız MR sonuçlarına göre de tedavi şeklimizi belirleyeceğiz. MR mı? MR. Emcük araştırma sonucu. Şimdi bu sülükler birazdan seni fıtıklı bölgene bırakacak. Tamam hocam. Tamam mı? Kal öyle, kal. Kal öyle. Tekini bırakacağım. Heyecanlanma, tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Bir tanesini bıraktım. O şimdi birazdan yolunu bulur. Tamam mı? Evet, kal öyle. Tamam. Yok, kıprama. Onlar birazdan bulacak. Ama şu an bulamıyorlar. Demek ki kan dolaşımı hızlı değil. Senin kan dolaşımını birazcık daha hızlandıralım galiba. Öyle. Öyle kalsın diyor. Kaç defa. Tamam hocam. Kal öyle. Tamam. Evet. Alo! Hadi!
Anam, anam hocam. Tamam. Anam. Tamam, al öyle. Evet, şimdi Galipçin, sürüklerimizi 30 saniye kadar gözlem altında tutacağız. Hocam ne oldu? Fıtık hızlıca bütün vücuduna yayılıyor Galip. Hocam ben akşam alay çekemeyecek miyim hocam? Hocam düzelemeyecek miyim hocam? Tamam dur tamam. Sana çok tuzlu bir tedavi uygulayacağım. Beline kaya tuzu enjekte edeceğim. Tamam. Sonra benim dışarıda yalakta keçi vardı gördün mü? He gördüm. O keçiye yalattıracağım. Vücuduna nüfuz eden tuz umarsızca ilerleyen fıtığı yakalayacak. Gözlerini kör edecek ilerlemesini durduracak. Tamam mı? Dön bakayım arkana. Dön arkana gel. Dön hocam. Tamam. Şimdi bu işlemde birazcık ıslatmamız gerekiyor. İyice dön arkana. İyice dön arkana. Hocam. Şurayı şöyle iyice dön. Dön. Tamam. Al öyle. Alo. Al öyle. Ay Allah. Bakal yok bir şey ay. Yok. Tamam şöyle iyice serpelim ki. Ay Allah. Birazcık da şöyle. Şimdi bunu iyice yedireyim ki benim keçi geldiğinde zorluk yaşamasın. Tamam hocam. Allah Allah Allah. Gayet yok. Bir yanma var mı? Yok. Tamam güzel. Yok. Şimdi benim keçiyi çağırıyorum. Halledeceğiz. Canını sıkma. Çikolata! Çikolata! Nereye gittin? Çikolata! Bak kızmaya başlıyorum ha, tamam mı? Böyle kafanı göre hareket etme falan yok, anlaştık mı? Şu sakallarını da düzel. Kaç defa seni uyaracağım ya? Şimdi bana bak. He. Hastamız var. Hastamız var, yalama tedavisi uygulayacağız. Keçiye bak ya, keçiden bile klip yiyoruz ya. Allah Allah, oğlum. Bak, yapma böyle şeyler. Al bakayım, biraz motivasyon olsun. Biraz salatalık ye bakayım. Çok güzel, tamam dur. Şimdi boğazına kalacak, baş baş olacaksın. Birazcık da marul ye. Tamam, çok güzel. Şimdi biraz da su iç ki mutluluktan ya iyi yala, tamam mı? Hadi bakayım, çık. Tamam, tamam. Yok bir şey, evet. Güzel. Şimdi otur bakalım hastamızın yanına. Şimdi ben orayı tuzladım, sen de orayı yalayacaksın. Yala bakayım çabuk, yala! Ay. Ne oluyor oğlum? Daha hayvan kılını kıpırdatmadı lan. Ya hocam ben huylanıyorum, huylanıyorum. Neye huylanıyorsun? Ya o gelecekti. Beni yalayacaktı vallahi çok huylanıyorum hocam. Hocam yok. Yok hocam yaptıramam hocam. Yok. Aa. Yok hocam. Yok hocam ben bu keçiye hiçbir şey yaptıramam. Hiçbir şey başka tedavi uygulayayım hocam ya. Hocam. Bak seni ne? Çikolata haklı. Keçi boynuzu tedavisi uygulayalım mı diyor. Ama bu o değil, sen karıştırıyorsun onunla diye. Kalk ya, kalk. Kabul etmezse etmesin. Bizim umurumuzda mı değil, biz paramızı alırız gene, tamam mı? Ha. Çık dışarı yalakta, güzelce suyun iç, bir yere ayrılma, tamam mı? Bak kızıyorum, tamam mı çikolata? Çikolata! Yaramazlık yok! Evet. Tedavi şeklini kabul etmediğine göre... geriye sadece bir tek yöntem kalıyor. Nedir hocam? Erbağ makası. Erbağ makası mı? Evet, erbağ makasıyla senin o belinden fırtlayan fıtığı olduğu yere tekrar geri gönderecek, tamam mı? Uzan yere. Uzan. Belini sıyır gene. Sıyır bakalım. Sıyır, iyice sıyır. Oy. Evet. Şimdi. Ali! Formülü uygulamadan önce... senin şu belini bir yumuşatalım, çiğneyelim iyice, tamam mı? Tamam hocam. Gel bakalım. Tamam hocam. Tamam, sıkı dur. Sıkı dur. Sıkı dur diyorum, ay diyorsun hala bak. Evet, tamam. Bir şey, evet. Hocam iyi gelecek mi bu? Gelecek, gelecek. Birazdan erbağ makasını da alınca kendine gelecek, tamam mı? Evet, dur, dur, dur. Öyle çıksız hareketler yapma, kal öyle. Bir dakika. Anne. Şimdi, kal öyle. Hemen formülümüzü uygulayacağız. Evet. Allah.
gayet güzel. Bak şimdi bu burada doğulacak, fıtık içeriye doğru gidecek, tamam mı? Oh. Tamam, yok bir şey. Kal öyle. Evet, sıra geldi erbağ makasına. Erbağ makası tekniğiyle burayı... Fıtığın kafasından tutacağım, çekeceğim, bırakacağım, içeri gidecek, tamam mı? Tamam öyle. Hocam. Hal. Hop. Alo. Hop. Hop. Hocam, kafasını yakaladınız fıtığın. Yakalayacağım tabii oğlum. Hop. Hop. Ay. Hop. Alo. Sık. Ay. Birazcık da şuraları alalım. Oo. Hocam. Aa. Alo. Tamam. Güzel. Şimdi yavaşça sırtının üstüne dön bakalım. Tamam hocam. Ay Allah. Ay. Ver ayaklarını ver. Kaldır. Tamam, yok bir şey. Var öyle. Ayaklarını serbest bırak. Tamam, serbest bırak. Şimdi ayaklarını birleştir. Kendine balık gibi bir sağa bir sola atacağım. Tamam hocam. Tamam mı? Dur deyince duracaksın onunla. Tamam. Tamam mı? Tamam. Başla. Hop. At. Kızlar. Dur. Oo, kal. Allah göstermesin. Yarım kıyınıp bu tarafa gelsen belden ikiye ayrılırdın. Solucan gibi oynardın burada. O kadar mı hocam? O kadar tehlikeli hareketler bunlar. Aa. Şimdi yüzünü üstüne yap. Yattım hocam. Yavaş kalk bakayım. Önce dizlerin üstüne kalk. Oy. Önce dizlerin üstüne. Kalk bakalım. He. Aha. Güzel. Evet. Aha. Kalk kalk kalk. Diken. Aha. Oo. Oo. Güzel. Oo. Aferin. Aha. Var mı ara? Koş bakayım. Hocam. Koş. Koş bakalım. Hocam. Hocam. Evet, zıplayarak koş. Zıplayarak koş bakayım. Seçerek. Hocam. Aferin. Şimdi bana bak Galip. Akşam düğüne gittin. Seni halayın başına geçirdiler. Eline verdiler mendili. Önce bir uzun hava çekeceksin. Ardından da halaya bağlayacaksın. Tamam mı? Hazır mısın? Tamam hocam. Başla bakalım, haydi. Tamam. Oynuyor mu hocam? Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim dileğim herkesin şifasını bulması. Dolayısıyla Galip'in bu şifa bulduğu anı acayip tip adaylarımızla görmek istiyorum. Şimdi çok büyük alkışlarınız ile acayip tip adaylarımız gelsin. Acayip tipler. Acayip tipler. Alayım sizi yanıma. Gel. Gel abi. Saçlar da aynı olmuş. Beyefendininkini yapmamışlar mı? Seninki. Abi bana geldiler. Dediler senin saçların ne? Şey peki, şimdi ilk kiminle başlıyoruz? Özay, senle mi başlıyoruz? Gel. Buyur. Lokman hocam, buyurun. Şimdi, düğüne gittiniz. Sizi halay başı yaptılar. Elinize de verdiler mendili. Önce uzun hava giriyorsunuz. Ardından halaya bağlayacaksınız, tamam mı? Hadi bir uzun hava girelim. Gir bir uzun hava. Uzun hava? Evet. Valakar bu tarafa doğru, bu tarafa, evet. Bir atlı geçti. Ahay, ahay, ahay. Devam, devam. Bu kadardır hocam. Az da uzun hava bilmiyorum. Tamam, o zaman siz bir daha yapın bunu. Ben peşine bir, iki, üç diyeceğim. Halaya bağlayacaksınız, tamam mı? Hızlıya, halay çekerek. Evet, bir daha başlayın. Vala kardeş buradan bir atlı geçti. Vay. Son. 2 3 4 re 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 çipsek ho la 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 çipsek la 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 la. Özay çok iyiydi. Çok iyiydi. Gel çocuğum abi. Gel. Şimdi bir de Serhat'ı göreceğiz. Şimdi güzel bir uzun hava, ardından da halay. Hadi bakalım. Son 2, 3, 4. Önce uzun hava. Buradan bir atlı geçti ayay. Ben kaldım bizi abi. Keresi değil, karşı değilim yani.
Kendisi... Ben direkt halaya bağlıyorum. Ben de. Evet. O zaman halay yapıyoruz. Son iki... Evet, o mendil niyetine. Son iki, üç, dört! Yüksek, yüksek! Kocaman alkış, buyur. Tabii. Şimdi, Özay daha acayip bir tip diyenler lütfen alkışlasın. Serhat daha acayip tip diyenler alkışlasın. Özay çok acayip tip diyenler. Elbette Özay'ın saçının da avantajı var. Tabii. Peki buradan bir gümüş madalya ve Özay'a diyoruz ki altın madalya ile sen acayip bir tipsin. Çok iyi kalktın. Yavaş yavaş bakayım. Önce dizlerin üstüne bakalım. Önce dizlerin üstüne. Kalk bakalım. Ha. Güzel. Evet. Aha. Kalk 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 diken. Oo. Aferin. Galipçiğim, akşam düğüne gittin. Seni halayın başına aldılar. Eline verdiler mendili. Önce bir uzun hava, sonra halaya bağlıyorsun. Başla. Ale 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 ale. Son iki, üç, dört. Çıksak. Çıksak. Korkma, aferin. 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 Tamam. Hocam, ne güzel oynuyorduk. Niye ışıkları kapattınız? Ne kapatması oğlum? Her taraf ışıl ışıl ya lan. Hocam, ışıkları kapattınız ya şimdi. Ne diyorsun oğlum sen? Sen nereye bakıyorsun lan? He? Hocam, ben oynuyordum. Sen ışıkları kapattın ya. Işıklarımı kapattım. Tamam, öncelikle sakin ol. Tamam, sakin ol. Adamı kör ettik lan. Ne körü hocam ya? Oğlum dur, kör mör değil. Bir dakika, belki geçişidir. Bekle bir dakika ya. Nerede hata yaptım, anlamaya çalışıyorum. Bir saniye. Hocam! Hocam ben... Hadi dur! Bu arada panik yaptırıyorsun ya! Allah Allah! Bir dakika bakıyorum botların arasına, ne yaptın? Aha buldum. Buldum. Diyorsun ki, iki gözüm önüme aksın ki yaramazlık yapmadım hocam. Allah dualarını kabul etti. Demek ki yaramazlık yapmışsın Galip. Hocam, bunda ne ilgisi var bunun? Seni kaçak etti seni. Git buradan gir hadi. Hadi defol git buradan. Ya hocam! Hoca bitirdim sen hoca. Hoca neredesin ya, hocam? Koşma, koş. Oğlum koş ortalık. Gözlerin görmüyor. Düşeceksin. Hoca. Oğlum koş lan. Galip, Galip dur. Bir adım sonrası mahveder. Param param pam param param pam acayip timler. Göndermiş olduğunuz direkt mesajlara bakıyoruz. Ne dedik? Bildiğim en iyi koca karı ilacı nedir diye sorduk. Sizin gönderdikleriniz bu arada neler yazmışlar? Çare Lokman Hoca. Sahneye atlayıp böbrek taşımı Lokman Hoca'ya emanet edesin var. Emin misin? Ve evet, bildiğim en iyi koca karı ilacı. Kulağa sarımsak sokma. Bunu bilen var mı? Siz biliyor musunuz? Niçin sokulur? Bebeklerde ya da çocuklarda kulak ağrıdığında sarımsağı böyle kebap yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Kebap. Sobanın üzerinde pişiriyorsun, böyle kebap yapıyorsun. O kadar güzel anlattınız ki sokasım geldi şu an. Gördüm. Gördüm ve hiç unutamıyorum. Ve bir antibiyotik etkisi galiba, öyle mi? Sonra da temiz bir tülbentin içine sarıyorsun, sokuyorsun. Var mı ya içeride sarımsak? Çok teşekkür ediyorum size. Saç için zeytinyağı dediler, bitlendim. Kabızlık için buhara oturma. Kim diyeceğim, herhalde parmak kalkmayacak. Daha önce kabızlık tedavisi için aranızdan
buhara oturmuş var mı? Fokur 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 fokur.